Kötü kolesterol 100'ün altında olduğu zaman bizim 30 senede yıllık riskimiz %2 civarında oluyor. Ki bu normal değer, 80'in altı gibi bir şey kabul edebiliriz. Kalp krizi gibi büyük problemin tek başına kolesterolü açıklayamayız. Bunun yanında çevre kirliliği, işte enflamasyon, beslenme bozuklukları, stres gibi diğer faktörlerle ancak bir araya geldiği zaman hastalık meydana getiriyor. Tek başına hastalık yapması kolay değil. Ama zaten hepimiz metropollerde yaşıyoruz. Çevre kirliliğiyle beraber büyüyoruz, yaşlanıyoruz. Ve birçok stresli ortamda yaşamak zorunda kalıyoruz. Bunlar hastalık gelişimini arttıran şeyler. Ben işte çiftçilerle de konuştum hekimlikte. Hani kullanıyorsunuz, hocam biz bunu yıllardır kullanıyoruz, başımıza bir şey gelmedi diyorlar. Bu permakültür üretimlerine teşvik edilmesi bu anlamda toplum sağlığını, bireysel sağlığı çok ciddi faydada sağlayacaktır. Bir diğer konu GDO'lu gıdalar. GDO'lu gıdalar da çok çetrefilli bir konu. Genler ekleniyor. Ama siz bir canlıya belli genler eklemek için ondan belli genler çıkarmak zorundasınız. Bu çıkarılan genler de genelde besleyicilik genleri oluyor. Şimdi GDO'lu gıdalar bu besleyici mikro besinlerden mahrum kaldığı için sürekli biz bunları tükettiğimiz zaman biz artık bu mikro besinlerden faydalanamaz hale geliyoruz. Dolayısıyla çevresel toksinleri temizleyecek vücudumuzda mekanizmalar uygun çalışmıyor. Büyük bir problem ki herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor bu konuyla alakalı. Bireysel olarak veya toplumsal olarak. Bu kişinin kalp krizi geçirme, kalp krizinden ölme olasılığı %30'lardan %5'e kadar iniyor. Yani biz beslenme düzenimizi en başından itibaren toplumsal olarak iyi kurguladığımız zaman kalp krizini, kanseri ve beyin hastalıklarının çoğunu artık yetim hastalık yani çok az görülen hastalık düzeyine bile itebiliriz. Çocukluk çağındaki problemlerin birazcık ekran maruziyetiyle alakalı olduğuna dair yayınlar da var. Ben her tam tahıllar, bakliyatlar bunlar lifli gıdalardır. Eğer biz lifli gıda tüketimimizi ortalama olarak kadınlarda 25 gram, erkeklerde 30 grama çıkartırsak obezite, kanser, kalp hastalıkları çok ciddi miktarda azaltabiliyoruz. Lif tüketimini arttırmak için lif üretimini arttırmak lazım. Yani bizim topraktan sağlıklı lifli besinler çıkartmamız gerekiyor. Beslenme alışkanlığımızı biraz daha buna doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Bir diğer şey tarımda kullanılan pestisit ve herbisitler. Tarım zehirleri, tarım ilaçları. Günde bir söyleşimize yer verdik. Konusunda uzman olan bir doktorumuz özellikle çevre sağlığının insan sağlığıyla ne kadar bağlantılı olduğunu ve özellikle toprak konusunda bunun insanla ilgisini, küresel iklim değişikliği ve iklim kriziyle ilgili bağlantılarından bahsetti. Burası Antalya'ya kazandırılmış, Türkiye'ye örnek olabilecek düzeydeki bir alan. Biz daha da bunu geliştiriyoruz. Özellikle inovasyon kısmında sanal gerçeklik gibi çok boyutlu teknoloji işte teknolojiyi de kullanarak, çevre teknolojilerini kullanarak da burada eğitimi daha çeşitlendireceğiz. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Burası ancak STK'larımız konusunda uzman olan, bu konuda kendine adamış, gönül vermiş, bir şeyler yapmak isteyenler için tam aradıkları bir ortam. Sadece çevre günlerinde etkinlik yapıp daha sonra hadi dağılalım demek yerine sürekli yaşayan, sürekli eğitimlerin verildiği ve sürekli bilinçlendirmenin yapıldığı çevre bilinci yüksek bir Antalya için oluşturulmuş bir yerleşke. Ve şu an görüyoruz ki hakikaten çok büyük ilgi var. Ağustos ayı olmasına rağmen okullar açıldıktan sonra özellikle çocuklarımızın, okullarımızın buraya ilgilerinin biz artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle herkesi elbette ki destek olmaya, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni kullanmaya ve değerlendirmeye de davet ediyoruz.